Sayın Milletvekili, Azerbaycan'la ilgili ne zaman bir tezkire gelsin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak evet oynayalım. Ve Azerbaycan'ın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam ediyoruz. Sizin bir anti operasyonu yapmaya çalışmanız, kelimenin en alt itibariyle bir... Neyse, iftiradır. Başta Sayın Milletvekiller, Sayın Bakan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere üniformasını şanla şerefle taşıyan ve bu topraklar için şehit olan tüm kahraman askerlerimizi rahmetle minnetle anıyor. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim yurt içinde ve yurt dışında görev yapan kahraman askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Gaziantep ve İstanbul'daki terör olaylarında şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha teröristlere destek verenleri, arka çıkanları amasız, fakatsız, lakinsiz lanetliyorum. Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri, 2023 bütçesinde Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılan pay yaklaşık 183 milyar lira. Faize ayrılan pay ise 566 milyar lira. Şimdi bir taraftan faize karşıyız diyeceksiniz, diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin 3 katından fazla faize para ayıracaksınız. Bu ne yapan çakıştırdır? Yüce milletimizin takdirine sunuyorum. Sayın Bakan, dünyanın en güçlü ordularından birine sahibiz ama ne acıdır ki askeri hastaneniz yok. Bakınız, Pençe Kilit Operasyonu'nun başladığı 18 Nisan 2022'den 17 Ağustos 2022'ye kadar geçen 4 aylık zaman diliminde 64 askerimiz şehit olmuş. Şehitlerimizin 37'si yaralı olarak hastanelere ulaştırılmış ancak maalesef kurtulamamış. Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından özel bir uzmanlık gerektiren savaş cerrahisi bilen doktor ve sağlık personeli sayısı yeterli olsaydı belki de bu evlatlarımızı şehit vermeyecekti. Sayın Bakan, size askeri hastaneleri yeniden açacak mısınız diye soruyorum. Sayın Bakan, Türkiye sizin döneminizde emeklilikte yaşa takılan albaylar oluyor. Bakınız, bu albaylarımız manevi kayıplarının yanı sıra maaş ve sağlık güvencesinden yoksun bırakıldı. Üzülerek söylüyorum, marketlerde kasiyerlik yapan, emeklilikte yaşa takılan albaylarımız var. Yıllardır dağda, ovada, terör örgütleri ve düşmanla çarpışan albaylarımızın marketlerde kasiyerlik yapması benim gönlüme razı olmuyor. İnanıyorum ki sizin de gönlünüz razı olmuyordur. Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, ayrıca albay ve yarbay rütbesinden emekli olanlar makam görev tazminatı alıyor. Ancak binbaşı rütbesiyle emekli olanlar bu haktan yararlanamıyor. Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, Türkülerimizde zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir diyor. Gelin bir düzenleme yapın, bu söz sadece Türkülerde kalsın. Gelin 80 bin lira olan bedel askerlik ücretini düşürerek bir fırsat eşitliği sağlayın. Sayın Bakan, Kumpas davalarında birçok silah arkadaşımız mağdur edildi. Hatta kanından kanser olanlar hayatlarını kaybedenler oldu. Bu subaylarımızdan ailelerinde özür dilemeyi düşünüyor musunuz? İtibarlarını ilade etmek için bir çalışmanız var mı? Sayın Bakan, biz sınır namustur diyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi hudut güvenliği milli bir meseledir ve paralel konusu yapılmamalıdır. Peki Sayın Bakan, eğer sınırımız gerçekten güvenliyse İstanbul'da hain saldırıyı gerçekleştiren terörist elini kolunu sallayarak İstanbul'a nasıl geldi? Sayın Bakan, bakınız, paramiliter yapıları ettiğini söylüyor. Ayrı bir anayasası, ayrı bir yönetim şekli, askeri gücü, yargısı, başkenti ve Arapça dili olan İslam Devletler Birliği'ni kurmayı hayal ederek, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamayı hedefleyen sanat hakkında ne düşünüyorsunuz? Sayın Bakan, siz Yılmaz Özdemir'e sizinle yolculuğu verdiği için dava açtınız. Peki Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamayı hedefleyen sanat içinde dava açmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını dilerim. Devam ediyoruz. Sayın Ahmet Öner, buyurun. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok kıymetli komutanları, kamu kurumlarımızın sayın temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanı bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Başkan, bilindiği üzere MK kurumunun yapım statüsü 2021 yılında çıkarılan kanun ile değiştirilerek kurum AŞ'ye dönüştürülmüştür. Bu tarihten sonra da MK AŞ'nin yönetim kurulu toplantısında kurumda 1953 yılından beri faaliyet gösteren teftiş grubu kaldırılmıştır. Ardından kurum birçok keyfi uygulamalara maruz kalmış, özellikle kimi personel mobbinge maruz kalarak emekliye zorlanmış, kimisi de isteği dışında kurumun Elmadağ ve Çankırı'daki fabrikalarına gönderilmiştir. Kurumun kit olma özelliği çıkarılan kanun ile ortadan kaldırılıp, kurum AŞ haline dönüştürülünce kurumdaki keyfi uygulamalar artarak devam etmiştir. Tüm bu haksız uygulamaları denetleyecek mekanizma da ortadan kaldırıldığı için kurumda çalışanların yaşadığı sıkıntılar katlanarak artmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekili, bilindiği üzere MK bir kamu iktisadi teşebbüsü iken kurumda taşeron olarak çalışan 1300 civarındaki işçiye kadro sözü verilmiş, ancak aradan geçen zamana rağmen bu sözler tutulmamıştır. Kurumun çıkartılan kanun ile kit olma özelliği sona erdirilip kurum AŞ'ye dönüştürülünce taşeron işçilerin kadroya geçirilme umutları sona ermiştir. MK'nin yapı ve statüsünü değiştiren kanunun komisyon görüşmelerinde kurumda çalışan taşeron işçilerin mağdur edilmeyeceği söylense de verilen sözler çabuk unutulmuştur. Bugün halen kurumda itfaiye, temizlik, yemekhane, tamir, tahliye ve güvenlik kısımlarında çalışan işçilerimizin sorunları çözülmemiş, düşük maaş, eksik promosyon ödemeleri, düşük sigorta primleri, verilmeyen özlük haklar halen taşeron işçilerimizi mağdur etmeye devam etmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, kurumda AŞ bünyesinde çalışan işçiler 31.000 TL promosyon ücreti almışken taşeron işçilere verilen promosyon ücreti sadece 6.150 TL'dir. Kurumda uzun yıllardır binbir emek ve fedakarlıkla çalışan ve AKP iktidarında hep üvey evlat muamelesi gören, ayrıca ısrarla kadro vermediğiniz taşeron işçilerin yaşadıkları mağduriyetleri giderecek bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Kurumda çalışan binlerce taşeron işçi bu sorunun cevabını bekliyor. MK'nin Kırıkkale'de bulunan fabrikalarından olan, başta barut fabrikası olmak üzere, kuruma ait fabrikaların bir kısmının Kırıkkale dışına taşınacağı iddiaları Kırıkkale kamuoyunda fazlasıyla konuşulmaktadır. Kurumun Kırıkkale'de bulunan fabrikalarının başka illere taşınması söz konusu mudur? Yine kurumun bazı fabrikalarında bulunan, yılların emek ve birikimiyle oluşturulan tezgah ve atölyelerin söküldüğü iddiaları doğru mudur? Yine kurum AŞ'ye dönüştürüldükten sonra kuruma yapılan yeni işçi alımlarında Ankara'da yapılan sınav sonuçları bugüne kadar neden açıklanmamıştır? İşe girmek isteyenlerin AKP'ye üye olmaya zorlanmaları konusunda bugüne kadar sessiz kalanların bugün yeni alımların aynı yöntemle yapılmayacağına dair bir söylemi var mıdır? Kırıkkale'de sayısı 17 bini bulan işsiz gençlerin en büyük iş kapısı olan MK'de işe girme hayalleri yine başka bahara mı kalmıştır? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir başka konu da şudur. Sadat'ın ortaklarından yönetim kurulu üyesi Mehmet Naci Efe bir gazeteye verdiği röportajda Aselsan'ın makine kimya endüstrisinin ürettiği ürünleri yurt dışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ardından MK Genel Müdürü Sayın Yasin Akdere, MK Kurumu veya MK AŞ'nin Sadat ile hiçbir şekilde alışverişi olmadığını, Sadat veya yöneticilerinin özel şirketi dahil olmak üzere hiçbirisine temsilcilik verilmediğini söylemiştir. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu da bu konuda partimizin verdiği soru önergesine konu bakanlığımızın görev alanına girmemektedir şeklinde cevap vermiştir. Bu durumda Sadat'ın, MK'nin ve Aselsan'ın ürünlerini yurt dışında sattığı şeklindeki açıklaması neden, hangi gerekçeyle yapılmıştır? Sadat'ın gerçekte böyle bir faaliyeti olmuş mudur? MK Genel Müdürü Sayın Akdere'nin bu açıklamalar karşısında Sadat'ın bu açıklamasının araştırılması için yapılan bir inceleme ya da soruşturma var mıdır? MK Teftiş Kurulu kaldırıldığına göre kurum adına bu incelemeyi kim ya da hangi kurum yapacaktır? Kurumun kit olma özelliği kaldırılıp anonim şekilde dönüştürüldükten sonra kurum hakkındaki iddiaların artış gösterme gerekçesi nedir? Teşekkür ediyorum. Tüm Sayın Bakanı ve değerli Savunma Bakanımızın bürokratlarını ben de saygıyla selamlıyorum. Şöyle ki Sayın Bakan, sunumunuzda sayfa 19'da
Özellikle şehitlerimizin değerli aileleri, gazilerimize sağlanan hakların geliştirmesi için azami gayret gösterdiğini söylediniz. Bunda elbette bir şüphemiz yok, mutlaka böyle. Ancak bir mağduriyet var Sayın Bakan. Terörle mücadele sırasında yer alınıp gazi sayılmayan vatandaşlarımız var. Bize ulaşıyorlar, sorunlarını bize anlatıyorlar. Şöyle ki, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneği yönetmeliğine göre terörle mücadele sırasında yer alan ancak %40'ın altında mağduriyeti bulunan asker ve polislerimiz gazi olarak sayılmıyorlar. Bu düzenlemeyle kendinin ilettiği bize bilgileri 11.500'ü jandarmada, 6.000'i kara kuvvetleri komutanlığında, 2.500'ü polis, emniyet teşkilatında olmak üzere yaklaşık 20.000'e yakın bir sayı ifade ediyorlar. Şöyle söylüyorlar, yani vücutlarında gerçekten mermi, şarapnel, parmaklarına ciddi bir oranla anlatılamayacak derecede yaralandıklarını söylüyorlar. Ve sizin de kurum olarak kendilerine terörle mücadele sırasında yaralandıklarına dair bir belge de verdiklerini söylüyorlar. Ancak gazi haklarının kendilerine tanınmadığını söylüyorlar. Özellikle de bu 15 Temmuz sürecindeki o hain olay sonrasında da gazi hakları kazanan kimselerden sonra da bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını söylüyorlar. Bu konuda biz kanun teklifleri de verdik. Yani bir düzenleme ihtiyacı var. 3713 sayılı terörle mücadele kanununa bir değişiklik yapılması gerekiyor. Ben de kanun teklif verdim. Farklı siyasi gruplar da verdiler. Bu konuda bir sizin terörle mücadele sırasında yer alınıp gazi sayılmayanlar dernekleri var, başkanları var, bakanlıklardan randevu talepleri oluyor. Sayın Genel Başkanımız ulaştılar. Sayın Genel Başkanımız geçen hafta grupta bu detaylı dile getirdi. Ama Aile Bakanlığı'nın bakışı daha farklı. Bu konuda yani haklar verdiklerini söylüyorlar. Burada benim size şöyle bir önerim olacak. Bu konuda detaylı bir çalışma yapmanız, terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlarla ilgili bir çalışma yapıp yaralanma derecesine bakılmaksızın gazi haklarının verilmesi konusunda ne yapılabilir? Ben bunu iletmek istedim size tekrar. Yani Aile Bakanlığı'nı yok sayıyor. Böyle bir sorun yok. Biz bütün hakları sağlıyoruz diyor. Böyle bir sorun var. Teşekkür ederim anlayışınız için başkanım. Sağ olun. Bakanlığımızın çok değerli bürokratları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, basınımızın değerli emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz Sayın Bakan. Bütçenizden başlamak istiyorum. 2023 bütçeniz 182 milyar 772 milyon lira. Bu bütçe artış oranı geçen yıla göre %127 olsa da Sayın Bakan, 2021'de merkezi bütçeden aldığınız pay %4.6 iken 2022 yılında %4.5'e düşmüş. 2023'te ise %4.1 olmuş. Yani sistematik olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin gerilediğini görüyoruz. Diğer yandan bu düşüşün nedeni nedir diye sormak istiyorum. Yani ihtiyaçlarınız mı azaldı? Hani bunu desek de diğer yandan her yıl sonu bakanlık harcamaları başlangıç ödeneğinin üzerinden daha yüksek olarak gerçekleşiyor. Başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşiyor. Örneğin en son 2021 yılı başlangıç ödeneği 61.4 milyar lira iken gerçekleşme 71.2 milyar lira olmuş. Yani bütçe başkanlığı mı kısıtlıyor bütçenizi? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Siz mi yanlış hesaplıyorsunuz? Buradaki sorun ne? Çünkü Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi şu içinde yaşadığımız süreçte de çok önemli. Sayın Bakan, tabii öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun küresel savaş güçlerine göre ülke sıralamasında nerede olduğu ile ilgili devam etmek istiyorum. Global Firepower Strength Ranking'de Türkiye 2022 yılında bu savaş gücüne göre 13. sıraya gerilemiş Sayın Bakan. 2017'de 8. sıradayken 2020-21 yıllarında 11. sıraya gerilemiştik. Şimdi 13. sıradayız. Hava kuvvetleri sıralamasında 9. sırada görünüyoruz ama savaş uçak gücü sıralamasında 15. sırada görünüyoruz. Savunma bütçesi sıralamasında da 24. sıradayız. Şimdi dünyanın en güçlü orduları sıralamasında ön sırada olan ordumuz açısından bu veriler çok iyi görünmüyor. Daha doğrusu düşüşler çok iyi görünmüyor Sayın Bakan. Şimdi tabii askeri gücümüzden devam etmek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi
Güvenlik kaygılarımızın en üst seviyeye çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Askeri gücümüz, hava gücümüz çok önemli. Bakın şu anda sınır ötesi bir harekat devam ediyor. İki terör saldırısı gerçekleşti Sayın Bakan çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde. Dün de Gaziantep Kargamış'ta roket saldırısında 5 yaşında bir çocuğumuzu ve gencecik bir öğretmenimizi kaybettik. Kaybettiğimiz öğretmenimiz ve çocuğumuz aynı zamanda İzmir milletvekilimiz Sayın Mahir Polat'ın da akrabaları Sayın Bakan. Evet. Ama kim olursa olsun acımız çok büyük. Yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Etrafımızda çok sıcak savaşlar var. İşte Rusya-Ukrayna savaşı, İran'da devam eden ayaklanma, Yunanistan ve Kıbrıs ile süren sürtüşmeler, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda deniz yetki alanları ile ilgili yaşadığımız hukuki sorunlar bizi hep teyakkuzda kalma durumunda bırakıyor Sayın Bakan. Bu konuda Mısır'ın bölgede en önemli muhataplarımızdan olduğunu da hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu hep söyledik ama hep ağır hakaretlere uğradık. Şimdi dün bir U dönüşü yapıldı. Sevindirici bu U dönüşünün tabii yapılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan asla görüşmem dediği tırnak içinde darbeci Sisi ile el sıkıştı. Tabii el sıkışmasının Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama keşke bu böyle seçimlere çeyrek kala olmasaydı da çok daha önce bu önlemler siyasi anlamda da alınabilmiş olsaydı. Evet, askeri gücümüz önemli. S-400'lerle ilgili ve F-35'lerle ilgili sıkıntılarımız var. Sayın Bakan, 2022 bütçesi görüşmelerinde S-400'le ilgili bazı şeyler dediniz açıklanmaz geçen yılki bütçede. Ülkelerin kendi milli sırları vardır dediniz. Ve Türkiye'de bir hava taarruzu oldu da biz S-400'ü kullanmadık mı dediniz. Biraz da sert bir şekilde bunu söylediniz. Ama ben çok merak ediyorum. Sadece şunu soracağım. Bir füzenin kurulumu için ne kadar süre gerekli? Bunu öğrenmek istiyorum. Diğer yandan F-35 gibi tabii önemli bir silah sisteminden de olduk bu süreçte. F-35 üretim sisteminin yine sizin yine geçen ilk açıklamalarınızda getireceği ihracat rakamı yaklaşık 11 milyar dolar olacaktı. Bunu kaybettik. Ödediğimiz 1.4 milyar doları kaybettik tabii. Yani hadi parasını bir kenara koyalım. Uçak filomuz için çok önemli ve bu sorunun bir an önce aslında çözülmesi gerekiyor. Biraz önce konuşmanızda değindiniz bu konuya. Sanki F-35 ile ilgili ortaklık Amerika ile bitiriliyor ama F-16 ile ilgili bir çalışma yürüdüğünden bahsettiniz. Umuyoruz ki bir an önce bu çalışmalarınız sonuç verir. Ama şunu da parantez içinde söylemek zorundayız. Bu yaşadığımız krizler AKP iktidarının tutarsız ve iç politikaya alet edilen dış politikalarının da sonucudur. Şimdi savunma sanayinden devam edeceğim Sayın Bakan. Evet, İHA'larımız, SİHA'larımız, Atak helikopterlerimiz, biz savunma sanayimizle, gücümüzle, yerlilik, millilik oranlarımızla her zaman övünürüz. Ordumuzun güçlü olmasını isteriz. Yerlilik ve millilikte %80'lere geldik dediniz. Geçen yılda yaklaşık aynı oranlardan bahsetmiştiniz. Ama bu oranlar neye göre hesaplanıyor? Yani sadece bu işte İHA, SİHA, ataklarla mı sağlıyoruz bu oranları? Bakın Sayın Bakan, Altay tankının 4 yıldır üretilmemiş olması garabet bir durum halini aldı. Almadı mı? Size de sormak istiyorum. Altay tank üretimi için çok kısa bir özet geçecek olursak, 9 Kasım 2018'de hiçbir altyapısı, tecrübesi ve fabrikası olmayan BMC ile sözleşme imzalanmıştı. İlk tankın 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği duyurulmuştu. 48 ay geçti aradan. BMC'ye Karasu'da 2 milyon metrekarelik hazine arazisi tahsis edildi ve süper teşvikler yapıldı o dönemde. Tank palet fabrikası olarak bilinen 1. Anabakım Fabrika Müdürlüğü'nün Asfalt AŞ üzerinden BMC'ye 25 yıllığına işletme hakkı devri yapıldı. 5 kuruş bedelsiz 50 milyon dolarlık yatırım karşılığı. Fabrika devriyle ilgili o dönemki savunmanızda ordumuzun acil tank ihtiyacı nedeniyle BMC milli tankımız olan Altay tankını burada üretecek şeklindeydi.
Böyle bir hafıza tazeledikten sonra şimdi devam etmek istiyorum. Şimdi 18 aydır ayda teslimat öngörüsü sözleşmesi tarihi üzerinden 4 yıl geçti. Altay tankının seri üretimine başlanamadı. Erdoğan'ın 2019 yılı başında Katar Emiri ile temelini attığı 2020'de faaliyete geçeceğini söylediği BMC'nin Karasu'daki üretim üssü de ortada yok. Atılan temeller söküldü Sayın Bakan. Ethem Sancak hiçbir taahhüdü yerine getirmeden cebinden milyon dolarlarla ortadan yok oldu. Hesap soran da yok Sayın Bakan. Geçen yıl bütçe görüşmesi sırasında şöyle demiştiniz. Tank Falit Fabrikası'nın devredildiği Eylül 2019'dan Kasım 2021'e kadar fabrikada üretilen mal ve hizmetler için ordumuzun 40 milyon dolar ödeme yaptığını açıklamıştınız. Gelinen noktada Eylül 2019'dan Kasım 2022'ye kadar bizim fabrikamız olan Tank Palet Fabrikası'nda bizim işçilerimizle, bizim deneyim ve birikimimizle ürettiğimiz mal ve hizmet için BMC'ye ne kadar ödeme yaptık diye sormak istiyorum Sayın Bakan. Güncel rakamları açıklamanızı istiyoruz. Bugün itibariyle BMC'nin Tank Palet Fabrikası için taahhüt ettiği 50 milyon dolarlık yatırımın ne kadarını ne şekilde gerçekleştirdiğini de öğrenmek istiyoruz. Geçen yıl bize sadece 2,5 yıllık süreçte taahhüt edilen yatırımın 3 milyon 240 bin dolarlık kısmının gerçekleştiğini bildirmiştiniz. Altay tankının seri üretimi yok, yatırım yok, yeni fabrika yok. O zaman neden Tank Palet Fabrikası hala BMC'nin elinde diye soruyoruz. Hiçbir taahhüt yerine getirilmediği gibi bir de tank palette ordumuz için yapılan üretim, maliyet artı karla ordumuza fatura ediliyor. Neden biz BMC'yi kar ettirmek, para kazandırmak zorundayız? Zorunda mıyız diye de soruyoruz. Bunu anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Yine geçen yıl motor yok dediniz, sorunlardan bahsettiniz. Yurt içinde de motor imali için çalışmalar sürüyor. Çok yönlü bir çalışma var dediniz. Seri üretim için motor ve güç grubu tedariki netleşmeden Altay tank için neden yeni bir prototip daha yapıldı? Bunu da anlayamadık. Gerekçesi nedir? Prototip üretiminde hangi motor ve transmisyon kullanıldı? Bu koşullar altında üretilen Altay tank prototipi ilk tank teslimatı olarak kabul edilebilir mi Sayın Bakan? Tabii önemli bir konuda yine fırtına obüsleri. Sayın Bakan, geçen yıl bütçede BMC'nin 6 fırtına obüsünü ürettiğini söylediniz. Bu nasıl oldu diye soruyoruz. Ethem Sancak 16 Aralık 2019 tarihinde Habertürk'te canlı yayında fırtına obüsleri ayrı bir iş, onun için ihale yapılacak demişti. Geçen süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri mühendislerinin tasarladığı, ordumuzun üretimini gerçekleştirdiği ve dünyanın en iyi obüslerinden biri olan fırtına obüslerinin üretim hakkı için ihale yapıldı mı? Yapıldıysa ihale ne zaman gerçekleştirildi? Hangi firmalar katıldı? Kim hangi koşullarda kazandı? Yapılmadıysa da belirttiğiniz gibi BMC tarafından üretiliyorsa bu nasıl bir hakka, hukuka, yasal çerçeveye dayandırıldı Sayın Bakan? BMC ordumuzun son gelinen noktada fabrikasında askerimizin tasarladığı, işçilerimizin ürettiği fırtına obüslerini BMC etiketi basarak ordumuza mı satıyor diye de soruyoruz. Ordumuz kendi obüsleri için BMC'ye ne kadar ödeme yaptı? Bir de Sayın Bakan, yine savunma sanayimiz için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'da bir motor fabrikası Rusya tarafından bombalandı. Bu fabrika gemiler için gaz türbini üretmekte olan fabrikada aynı zamanda uçak ve gemi motoru yapıldığını da biliyoruz. Türkiye bu fabrikayla anlaşma imzalamıştı. Türkiye gemi makinaları, uçak motorları, helikopter motorları, İHA motorları ve bunun gibi konularda bir iki firmayla Ukrayna ile beraber çalışacaktı bildiğimiz kadarıyla. Bu Türkiye'nin savunma sanayisi için de çok önemli. Şimdi son gelinen noktada fabrika mühendislerinin Türkiye'ye getirilmesi önerileri vardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yol izlenecek? Bunu da öğrenebilirsek seviniriz. Sayın Bakan, konuşmamın başında da terörle ilgili birkaç noktaya değinmiştim.
Şimdi Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde pazar sabaha karşı başlatılan Pençe Kılıç Operasyonu'nda görev yapan kahraman Türk ordumuzun mensuplarının zarar görmeden dönmüş olmasından dolayı tabii ki çok mutluyuz. Hiçbir askerimizin, ordu mensubumuzun ayağına taş değmemesini isteriz. Siz de teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı dediniz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi şeklinde açıklama yaptınız. Terörle mücadelede ordumuzun terör güçleri karşısında başarılı olması bizleri de tabii ki mutlu eder. Karayol harekatı yapılacağını da öğrendik. Ordumuza bu harekatta da başarılar diliyoruz. Ama keşke Taksim İstiklal Caddesi'ndeki teröristlerin ellerini kollarını sallaya sallaya bir bombalı eylem gerçekleştirmesi de önlenebilmiş olsaydı Sayın Bakan. Şimdi İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da yaşanan bombalı terör saldırısı Türkiye'nin çok ciddi bir güvenlik açmazıyla karşı karşıya olduğunu da bize gösterdi. Sayın Bakan, yanlış Suriye politikanızın bedelini, iktidarınızın yanlış Suriye politikasının bedelini maalesef masum vatandaşlarımız, masum insanlar ödüyor. Ordumuzun en önemli görevlerinden biri de hudut güvenliğini korumak dediniz konuşmanızda. Katılıyoruz buna. Sınırlarımızda kilometrelerce beton duvarlar örüldü. Buna rağmen sınırlarımız kevgire dönmüş durumda. Kaçakçılar, teröristler, göçmenler yasa dışı bir şekilde sınırlarımızdan ülkemize giriyorlar, çıkıyorlar. Hiçbir kontrol yok. Dünyada en fazla göçmen barındıran ülke Türkiye. Böyle bir de risk altındayız. İçişleri Bakanı Soylu teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyorum diyor ama teröristlerin nereden geldiğine bir türlü karar veremedi. Önce Kobani, sonra Afrin, son olarak da Menbiş'ten geldi. Böyle de garip açıklamalar yapıldı bu süreçte hızlı bir şekilde. Birbirini tutmayan açıklamalar. Bu yerler Türkiye'nin kontrolünde olan yerler değil miydi Sayın Bakan? Ama sonuç olarak bölgede çeteleşen bir Özgür Suriye ordusu varlığı, YPG, PYD, DAEŞ, tüm bu yapılanmalar bizim için büyük bir tehlike ve ellerini kollarını sallaya sallaya sınırlardan geçip Türkiye'de ev tutan, işe giren, sonra da eylem yapabilen teröristler gerçeği ile de karşı karşıya kalmış durumdayız Sayın Bakan. Şimdi biz hangi sınır güvenliğinden bahsedeceğiz? Sınır ötesi harekat yapmak sizin iktidarınızın sorumluluğunu, siyasi sorumluluğunu ortadan kaldırıyor mu? Gelinen noktada sınırlarda kontrol sağlanamıyor. Büyük bir güvenlik zafiyeti var. Bunun aksine ifade eden konuşmalarınız, söylemleriniz oldu konuşmanızda. Ama büyük bir zafiyet var. Bu yaşanan son olaylarda da zaten ortaya çıkıyor. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT arasında koordinasyonsuzluk var gibi bir görüntü de ortaya çıkıyor Sayın Bakan. Buna cevabınız ne olur? Bundan sonrası için sınır güvenliğini farklı ne yaparak nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Evet. Sayın Bakan, biraz da yine kurumlarla ilgili devam edeceğim. Askeri okulların durumu her bütçe görüşmesinde gündeme getiriyoruz. 15 Temmuz darbesinin ardından yayınlanan KYK ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay okulları kapatıldı. GATA ve Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Tarihi Kulili Lisesi müze yapıldı. 200 yıllık bir gelenek yok edildi Sayın Bakan. Güçlü ordumuzu oluşturan personeller, subaylar bu askeri okullarda yetişiyordu. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Ama bu birikim bir gecede yok edildi. Bakın 5. bütçeyi görüşüyoruz. Askeri okulların yeniden açılmasını istiyoruz. Açılsın diyoruz. Ama bu yanlıştan bir türlü dönülmüyor. Biz iktidara geldiğimizde bu yanlışı mutlaka düzelteceğiz. Yine diğer konu askeri hastaneler. Ordusu askeri olan, ordusu ve askeri olan her ülkenin askeri sağlık sistemi vardır. Sizin de bildiğiniz gibi. Ama bu sistem 2016'da işte 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bozuldu. GATA ve Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Askeri sağlık sisteminin en önemli görevi
cephede savaş esnasında ilk müdahaleyi yapacak personeli yetiştirmek, o personelin yaralanan askerlere ilk müdahaleyi yapmanın yanında yaralı hakkında kritik kararları alma sorumluluğu da var Sayın Bakan. İşte askeri hekimler, askeri eğitimi ve hekimlik eğitimini bir arada alarak muhtemel askeri çatışmalarda görev alabilecek niteliklerle yetişiyorlardı. Ancak askeri sağlık sisteminin önemli bir parçası olan askeri hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devroldu ve bu yapı yok edildi. GATA, askeri sağlık sisteminde en gelişmiş eğitim, tedavi ve rehabilitasyon merkeziydi. Askeri hastanelerin kapatılmasıyla birlikte askeri operasyonlarda yaralanan askerlerimizin tedavileri, savaş cerrahisi ve psikolojisi alanında eğitim almamış sivil hekimler tarafından yapılmaya başlanmış. Bu da Mehmetçiğimizin gerekli ve yeterli tıbbi hizmet alamamasına yol açmıştır Sayın Bakan. Benim eşim de hekim ve hekim olarak askeri görevini de Ankara'da GATA'da yerine getirmişti. GATA Hastanesi'nin temposunun nasıl çalıştığını da biliyoruz. Sizce yaralanan askerlerimiz tedavileriyle ilgili şu süreçte ne kadar kendilerini güvende hissediyorlardır böyle bir yapılanmanın içinde diye ben sormak istiyorum size. 6 yıl oldu Sayın Bakan, köklü bir geçmişe sahip bu kurumun tarihi hafızası ve kurumsal kapasitesi de yok olma ile karşı karşıya. 2 yıl önce Savunma Bakan Yardımcısı açıklamalarından öğrendiğimize göre askeri doktor sayısı 2043'tü. Şu an ne kadar kaldı emeklilik ve istifalardan sonra diye sormak istiyorum. Ve acilen bu yanlıştan vazgeçilmeli ve GATA yeniden askeri hastane olarak kurulmalı, ordumuza teslim edilmeli. Bizim sözümüzdür, iktidara geldiğimizde GATA'yı eski konumuna getireceğiz ama siz beklemeyin. GATA askeri sistemin beynidir. GATA ve askeri hastaneler için görüşmelerimiz sürüyor, açıklamalarınız var. Bu sizin açıklamanız. Son durum nedir bu konuda? Askerlerimiz için gereğini bir an önce yapın. Başkanım, bir dakika daha ek süre alabilir miyim? Bir tek konu var. Başka arkadaşlarımız faaliyetleri. Bir konu, kadın vekili olarak bir pozitif ayrımcılık istiyorum. Kuvvet komutanlıkları ile ilgili de bir konu var. Bu da çok tartışılıyor. 15 Temmuz'un ardından yayınlanan bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanı'ndan alınıp Milli Savunma Bakanı'na bağlanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı ile Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı Sayın Bakan. Yani burada bir aslında hiyerarşik bir sıkıntı oluştuğunu görüyoruz. Şimdi Genelkurmay Başkanlığı açısından aynı makam üzerinde iki ayrı makamın emir ve talimat verme yetkisine sahip olması karışık bir durum değil mi? Genelkurmay Başkanlığı'nı işlevsiz hale getirmiyor mu diye sormak istiyorum. Yine aynı şey kuvvet komutanlıkları için de geçerli. O zaman son cümlemi izin verirseniz ifade edeyim. Tabii askeri yönetimde hiyerarşik düzen önemli. Bu konuda görüşünüzü almak istiyorum. Ben son söz olarak bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Askeri ile ilgili temel ilkelerden hiyerarşi kavramına bir, iki, liyakat, üç, hukuk kavramlarına değinerek bunları biraz Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde açmaya çalışacağım. Hiyerarşik yapı askeriyenin temel ilkesidir. Hatta sivil yapıya da askeriyeden geçmiştir. Ve askeri disiplin hiyerarşik yapıyla sağlanır. Ancak tabii ki bu mutlak olmayıp bu kural, bunun iki sınırı var. Birinci sınırı liyakattır. İkinci sınırı da hukuktur. Bu liyakat ilkesinde mutlak olmaması aslında hukukla sınırlı olması anayasamızda yer alan çeşitli kurallarla sağlanmakta ve bunun keyfiliğe varmamasını sağlamak amacıyla hiyerarşiye
hukuk ve liyakat ilkeleri getirilmiştir. Hiyerarşi, astık üstlük ilişkisi çerçevesinde icra edilmektedir. Anayasada bu konuda özgün hükümler var. Genel hükümlere tabi olan hususlar var ve istisnalar var. Örneğin 137. maddenin son fıkrası, evet, kanunsuz emir suçtur ama askeriye de bunun istisnaları var. Ancak bu keyfi olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi bu üç ilkeden özellikle hiyerarşiyi sağlamak için liyakat ilkesi hiyerarşide nesnel ölçütlerin geçerli olmasını sağlamakta. Ne var ki özellikle son yapılan düzenlemede 7415 sayılı yasa ile görev başındaki genelkurmay başkanına 72 yaşına kadar görev süresinin uzatılma olanağı tanınarak bu hiyerarşi ilkesine, nesnel sirkülasyon ilkesine, altlık üstlük kademeleri arasında açıkça ihlal edilmiş bulunuyor. Tabii öte yandan CBK 338, CBK 1 ve CBK 4 799. maddeyle kuvvet komutanlarının doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmış olması da esasen Genelkurmay Başkanı'na tanınan bu kişisel ayrıcalıkla bunun arasında çelişki bulunduğu da belirtilmelidir. Şimdi bu üç ilke, hiyerarşi, liyakat ve hukuk nasıl sağlanır? Siyaset dışı tutularak sağlanır Türk Silahlı Kuvvetleri. Peki 2017 Anayasa Değişikliği'nden sonra ne olmuştur? 2017 Anayasa Değişikliği'nde bütün siyasal kurumlar tasfiye edilmiştir. Kurul halindeki bütün kurumlar, Osmanlı'dan bu yana var olan kurumlar, siyasal karar düzenekleri tasfiye edilmiştir. Ama iki kurum muhafaza edilmiştir kurul. MGK, Milli Güvenlik Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konseyi. Ekonomik Sosyal Konseyi hiç toplanmamıştır ama Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştır. Fakat Milli Güvenlik Kurulu anayasanın kendisine verdiği, 118'in verdiği yetkilerin dışında kullanmıştır. Çünkü hiçbir zaman Milli Güvenlik Kurulu'na 61, 71, 82 ve 2001'de karar alma, icrai karar alma yetkisi verilmemiştir. Ne var ki gerek OHA döneminde gerekse sonradan çıkarılan yasalarda şu formül kullanılmıştır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, evet, buradaki karar verilen yapı icraî nitelikte bir karardır. Buna yetkisi yoktur. Ne yazık ki anayasada yer alan yegane istisnai bir kurul halinde anayasal organ bu şekilde daha sonraki 7151, 7190, 7194 sayılı yasalarda da aynı formülle görev dışı, amaç dışı kullanılmıştır. Bazı bu konuda alınmış olan kararlar, kullanılan yetkiler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Son nokta ise bu çerçevede siyasete alet edilmesinin yurtta sulh, cihanda sulh. Sayın Bakan, yurtta sulh, cihanda sulh. Önce siyasileri muhatap alıyor, sonra askeriye, sonra bütün yurttaşları. Ama özellikle Yunanistan'a yönelik olarak kullanılan bir gece ansızın gelebiliriz sözü anayasamızın yurtta sulh, cihanda sulh şeyiyle, temel kuralıyla bağdaşmamakta. Çünkü Yunanistan karşısında Türkiye Cumhuriyeti birçok bakımdan haklı olduğu halde ulusal ölçekte, ulusal ölçekte ve uluslararası hukuk önünde haklı olduğu halde Yunanistan'a yönelik bu söylem aslında Yunanistan'ın arkasında bir uluslararası blok oluşturmuştur. Türkiye'yi ikinci plana atmıştır. Bu nedenle bu tür söylemlerden kaçınmak ve hukuku öne çıkarmak gerekir. Teşekkür ederim. Şöyle tebrik ediyorum. Hiçbir gerginlik oluşturmadan bir savunma bakanı gibi teknik bir şekilde bütçelerini sundular. Katılırız katılmayız ama bütçe sunuşunu hele cuma günü yaşadıklarımızdan sonra bana çok iyi geldi. Sayın Bakanım, ben askeri hastanelerden başlamak istiyorum. Ben hekimim. Askerliğimi de Havarip Okulu'nda yaptım. Tabip üsteğmen Murat Bey'den, soyadını unuttum şimdi, yıllar önce. Çok şey öğrendim orada. Bambaşka benim Ankara Tıp Fakültesi'nde daha sonra ihtisas boyunca öğrenmediğim birçok şeyi, askeri tıp diye bir şey varmış.
askeri hekimlik diye bir şey varmış, orada öğrendim. Ve bu işte öyle sağlık bilimleri üniversitesiyle, Sayın Erdoğan'a açılan üniversiteyle falan halledilecek bir şey değilmiş. Bunu çok iyi bilenlerdenim. Son zamanlarda da yaralı askerlerimizle ilgili çoğu spekülasyondur bunlar eminim ama bir takım bilgiler gazetelere falan haberler çıkıyor. Bütün bunları o şey yapmak istemiyorum çünkü spekülasyon olma durumu fazla, en azından bir kısmı. Bütün bunlar bu işin askeri hastanelerin bir ihtiyaç olduğunu ve yeniden açılması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Sayın Bakanım, zaten askeri tabip olarak 2000 kişi civarında insan vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. İşte istifalar, emeklilikler değişik sebeplerden dolayı 350'ye kadar düşmüş. Rakamlar böyle, yanılıyor da olabilirim. Doğru rakamlar sizde. Ve yetişen hekimlerin eski askeri hekimler gibi olmadığı, sadece askeri hekim değil, Gülhane Askeri Tıp Akademisi sadece hekim değil, sağlık personeli de mezun ediyordu. Bu sağlık personeli asker aynı zamanda değerli arkadaşlar. Herhangi bir sağlık memurunu işte timle, operasyon yapan timle beraber gönderdiğinizde onun yapacağı ile bir sağlık astsubayının yapacağı şey mukayese bile edilmez. Dolayısıyla bu yanlış bir şeydi. Yani askeri tıbbiyeden hiç darbe falan yapıldığını bilmiyorum. Ne hangi düşünceyle, neyle, işte intikam falan kelimesini kullanmak istemiyorum. Niye yıkıldı bilemiyorum. Siz de bu konuda bir takım açıklamalarda bulundunuz. Bu işe bakıyoruz, sorunların farkındayız tarzında. Bu açıklamaları destekliyoruz. Önce bu askeri tıp fakültelerinin açılması gerekiyor askeri hastanelerden önce. Çünkü askeri tabip ancak böyle bir ortamda yetişir değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan sunumunda dedi ki hudut namustur. Çok doğru, katılıyorum. Hudut namustur anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Çok doğru. Değerli arkadaşlar, hudut evet namustur, güvenliğimizi sağlamak için namustur, egemenliğimiz için namustur, bağımsızlığımız için namustur ama aynı zamanda güvenliğimiz için de son derece önemli bir şeydir. Sınır güvenliği ile ilgili son zamanlarda özellikle Suriye'de hem de sınır güvenliğini kontrol altına alacağız diye yaptığımız operasyonların bölgelerinden işte terör unsurları geliyor. Ve ülkenin değişik yerlerinde, işte Mersin'de, Tarsus'ta, Hatay'da bir takım eylemler yapıyorlar. İstanbul'a gelindi ve çok tuhaf bir şekilde gelindi. Sayın İçişleri Bakanlığı hangi güzergahı izleyerek nasıl geldiğini falan bunları anlattı hemen sıcağı sıcağına, hemen o günde. Sonra bir baktık fotoğraflara, ya İstiklal Caddesi'nde kamuflaj giymiş, elinde gül, birisi dolanıyor. Ya derlerdi ki İstiklal Caddesi'nde 3 tane insana çarparsan bunun bir tanesi mutlaka sivil polistir. Böyle bir söylenti var halk arasında. Ya nasıl oluyor da o kadar güvenlik şeyi alındığı, hani bizim göz bebeğimiz İstiklal Caddesi'nde böyle birisi dolaşıyor. Arkadaşlar ya böyle bir insan ya delidir, alıp götüreceksin insanların güvenliği için, o da zarar verebilir ya da teröristtir, bir şeydir, bu nedir? Ya bu nasıl fark edilemiyor, nasıl görülemiyor? Değerli arkadaşlar, burada kimdir, kimse sorumlu şudur budur demiyorum. Ama Sayın İçişleri Bakanı sorumluluğu başka yerlere attı. Bunu Mersin'deki saldırıda da aynı şekilde yapmıştı. Hemen şeye gitti Sayın Bakanım. Acaba jandarma, işte silahlı kuvvetler, kara kuvvetleri, sizin aranızda İçişleri Bakanlığı ve sizin aranızda jandarma ile ilgili bir problem, bir sıkıntı var mı? Sınır güvenliğini bildiğim kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri sağlıyor. Daha iç tarafta yol güvenliğini falan jandarma ve polis sağlıyor. Böyle bir şey mi var yani? Sanki biz değiliz gibi bir şeye girdi. Ve bir de tartışmalar var. Lütfen bize bilgi verin. Jandarmanın tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlanması, bağlanmaması tartışması varmış Sayın İçişleri Bakanı ile aranızda. Bu da doğru mu, değil mi? Hangisi doğrudur? Jandarmanın nerede olması doğrudur? Güya jandarma olmadan darbe yapılmamış, yapılmazmış. O nedenle de İçişleri Bakanlığı'na bağlı kalacakmış gibi söylentiler var ve bunlar insanlar konuşuyor. Birinci as sizsiniz. Lütfen önce söyleyin, asla bir daha darbe yapılmayacağını biliyorum filan değil. Yani en azından tecrübelerimle diyebilirsiniz.
Bu güvenlikle ilgili, sınır güvenliği arkadaşlar çok ciddi bir konu. Şimdi paramotor falan deyip geçiyoruz. Artık zaten biz S-400'leri aktif hale getiremedik ama yani diğer koruyucu füze kalkanlarının bile koruyamadığı araçlar gelişti. Sadece paramotor değil, bir takım hava araçları, insansız hava araçları, insanlı hava araçları, bunlar dronlar, bir sürü şeyler gelişti ve bunlar hududu aşıyor. Ben şimdi bir araştırdım nedir diye. Dünya kadar literatür var. Benim bilmediğim konu. Sınır güvenliğimizin bu konularla, bu araçlarla, bu yeni teknoloji sınır güvenliğimizi ne kadar tehdit ediyor Sayın Bakanım ve bu konuyla ilgili neler yaptık, neler yapılıyor? Bu zaaf nerededir? Zaafı hiç kimse üstlenmiyor. Zafiyeti hiç kimse üstlenmiyor arkadaşlar. Ama bu konu siz dediniz ki siyasetin üstüdür, terörle mücadele üstüde olması gerekiyor. Öyle mi oluyor? Öyle olmuyor. Bakın Sayın Bakanım, bu ülkede değerli arkadaşlarım, 3-5 tane konuda sürekli insan kaybediyor. Biri terör tabii. Biri uyuşturucu. Her sokak başında patır patır insanlarımız gidiyor, ölüyor. İş kazaları değerli arkadaşlarım, ayda 150, senede 2000'e yakın iş kazalarından, yani para harcanarak alınacak tedbirler alınmadığından dolayı aslında iş cinayeti diyebileceğimiz cinayetlerde insanlarımız ölüyor. Kadın cinayetleri, evet, bu konuda da tedbirler alınmadığından dolayı insanlarımız ölüyor değerli arkadaşlarım. Bütün bunlar var. Daha başka şeyler de var tabii bunların yanında. Sahte içki. Sahte içki. Bize bağırdı, çağırdı, burada, burayı provoke etti, gitti Sayın İçişleri Bakanı. Yahu sahte içki diye bir olay var. Her sene özellikle yılbaşı gibi belli zamanlara yaşanırken 10 tane, 20 tane, 30 tane insan ölüyor. Şehirlerde üretiliyor. Ya insan işte terör bu. Başka nasıl terör olabilir? Bu da terör. Yani bu da bir tür terör. Yani uyuşturucu da bir tür terör. Bunlarla ilgili hiçbir eleştirildiği zaman da kıyameti koparıyor. Biz terörle mücadele ediyoruz. Ya edin, biz siz terörle mücadele etmeyin demiyoruz ki, siz terörle mücadele en iyi şekilde edin ama aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapanlarla mücadele edin. Efendim, sahte içki üretenlerle de mücadele edin. Maden kazalarında patır patır insanlarımız ölüyor. Daha dün ama Amasra'da 42 tane insanımızı kaybettik. Bunlar da son derece önemlidir. Değerli arkadaşlarım, burada teröre kurban verdiğimiz çocukları özellikle koydunuz, Ecrin, Allah rahmet eylesin, Yağmur. Evet, yani içimiz sızladı. Ama siz ülkenin bir yarısını bu terör kurbanları üzerinden, terör üzerinden bölerseniz terörle mücadele yapamazsınız. Ne yaptı? Çıktı Sayın Cumhurbaşkanı, dedi ki, sordular ve dedi ki bu acıları paylaşmıyor, muhalefet paylaşmıyor. Ya böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlarım? Ya siz terörle ilgili dünya kadar eksiklik, zafiyet var. Bu olayda ciddi bir eksiklik ve zafiyet var. Nasıl göremezsiniz? Nasıl yakalayamazsınız? Nasıl önleyemezsiniz? Elbette daha sonra yaptığınız hareketlerde terörle mücadeledir. Orada şu kadar etkisiz hale getirdik falan. Bunları anlatılır bütün sunumlarda da. Niye, nasıl önlenemedi? Bu önlenememesinin sebebi nedir? Nerede zafiyet var? Bunlar niye konuşulmaz? Niye buraya bir tane arkadaşlar, niye yani bize karşı bu fotoğrafları niye koydunuz? Yani biz bunları şey mi yapıyoruz? Niye bir tane maden kazasında ölenleri, niye içki şeyleri getirmiyorsunuz arkadaşlar? Bunların üzerine siyaset yapmayalım. Bu siyasetin hiç kimseye faydası olmaz. Geçin. Hiç kimseye faydası. Bundan medet umuyorsanız ey AKP ve MHP, bundan terör, o zaman ben de derim ki bu terörün tırmanmasında o zaman 7 Haziran ve 1 Kasım arasını düşünmeye başlarım. Bunları yapmayın. Terörle mücadeleyi siyasi aparat olmaktan çıkaralım. Sizin kadar bizim de içimiz yanıyor. Biz de terörle mücadele istiyoruz. Dünya kadar konu var, bunları konuşalım. Ne güzel yolları anlatıyorsunuz, barajları anlatıyorsunuz. Anlatmaya devam edin. Bunun üzerinde yapmayın bu iş. Bunlar doğru değil. Değerli arkadaşlar, programda uzun süre burada oturamıyor. Başkan bilgi sahibi. İki, ya ben kimseyle paydaş değilim, ortak değilim. CHP ile HDP arasında herhangi bir öyle mecliste iki ayrı parti olmanın dışında bir şey yoktur. İkide bir buraya gönderme yapıyorsunuz. Bu yanlıştır.
Kaldı ki yani şehitlerle ilgili biz bir şey söylemedik. Başka bir şey söyledim. Dedim ki arkadaşlar, bu milletin yarısını diğer yarısına düşman gösteremezsiniz. Terör gösterirsiniz. Terörle mücadele edilmez. Önünüze koyduğunuz resimler sizin yaktığı kadar bizim de ciğerimizi yaktı. Teşekkür ederim. Bunu söyledim arkadaşlar. Niye böyle davranıyorsunuz? Teşekkür ederim. Subayların tazminat problemi hala çözülmedi. Ben de bir astsubay çocuğuyum. Bu geldi, gitti, işte çözülmeye çalışıldı ama bir türlü çözülemedi. Yaşı 60'a çıktı emeklilik yaşı astsubayların ama bir kuruş tazminat alamıyorlar. Bu tazminat problemi çözülmesi lazım. Tüm astsubay camiasının beklentisi bu. Diğer taraftan astsubayların göreve başlangıç derecesi 9'a 2 ile ilgili burada bir kanun çıkarttık. O da o kanunda yarım yamalak çıktı. Niye? Biz astsubayların 2016'da burada intibakını yapmıştık. O intibak yok sayıldı. Polislerin intibakı olmadığı için sanırım o kanun teklifini hazırlayan, yani bakanlıkta çalışan arkadaşlar bunun bilincinde değil. Astsubayların intibakını yok saydık. Yani o astsubaylar, ortaokul, lise mezunu astsubaylar sanki astsubay meslek yüksekokulu vardı da mezun olmadılar gibi 9'a 2 başlangıç derecesinden mahrum edildiler. Bu da çözülmesi gereken bir problem. Uzman çavuşların muvazzaflık talebi var. Bununla ilgili düşünceniz ne? Yani bunu merak ediyorum, size sormak istiyorum. Bir başka konu, 99'dan sonra göreve başlayanlar. 99'dan sonra göreve başlayanların ciddi mağduriyeti var. Onların yıpranma payının yaş haddinden düşürülmesi gerekir. Bununla ilgili talepleri var, haklı bir talep. Bunu dile getirmek istiyorum. Diğer taraftan bugün bir gazetelerde, basında bir haber okuduk. Kuleli Askeri Lisesi, Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak tekrar faaliyete geçecekmiş. Yani evet, geçmiş bu 2002-2023 öğretim yılında. Kuleli Askeri Lisesi'nin tekrar askeri lise olması lazım Sayın Bakan. O lise 1845 yılından bu yana sadece Sevr Anlaşması'yla kapanmış bir askeri lise. Tüm dünyada aynı şekilde Deniz Lisesi de 1870 sanırım tarihi. Onun da aynı şekilde tekrar başlaması gerekir. Kazım Karabekir'in, Fevzi Çakmak'ın mezun olduğu okuldan bahsediyoruz. Her ordu kendi subayını yetiştirir. Türk ordusu da askeri liselerini tekrar açmalıdır. Kendi subayını oradan yetiştirmelidir. Yani şimdi bu yabancı diller yüksekokulu olması bizim için yeterli bir çözüm değil. Bunu tekrar paylaşmak istiyorum. Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şu an bu kariyer uzmanlığı sebebiyle TSK'da bir siyasallaşma söz konusu. Yani 2016 yılından sonra 250 tane çeşitli bakanlardan kariyer uzmanı aldınız. 250 tane de bakanlığın içinden kariyer uzmanı aldınız. Bugün sağınızdaki bakan yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun özel kalem müdürü bir general rütbesinde, general kadrosunda genel müdür yardımcısı. Olmaz mı Sayın Bakan? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde o görevi yapacak hiç mi general yok da Sayın Bakan Yardımcısı'nın özel kalem müdürü o göreve geliyor? Siz bakanlığın içinde bize gelen, irtibatta olduğumuz subay, astsubay hepsi diyor ki Yunus Emre Karaoğlu gölge bakan, atamalarda, tayinlerde, terfilerde ondan geçiyor. Sayın Hulusi Akar'ın bunlardan haberi yok ve ciddi bir siyasallaşma var. Bakın, ben TESUT üyesiyim, Fahri, TEMAT üyesiyim, Asil. İki tane kanunla kurulmuş dernek. O derneklerde astsubayı, subayı ne etnik kimliğine ne inanç kimliğine bakmaz. Hepsi beraber sosyalleşir. Türk ordusunda tek şey önemli, vatana bağlılık, bayrağa bağlılık, kanuna bağlılık. Eğer orduda bu siyasallaşma olursa, eğer akrabası, eşi, dostu, hatırlı kişi araya girerek kariyer uzmanları albayın 23 yılda gelmesi gereken daire başkanlığına geliyorsa, generalin yıllarca dağda, karda, belde, eşkıyayla, teröristle mücadele ederek gelmesi gereken yere geliyorsa, bu sizin sorununuz Sayın Bakan, bu çözülmesi gereken bir sorundur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi anlamda bununla ilgili ben personelin huzursuz olduğunu düşünüyorum, biliyorum, sadece düşünmüyorum. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelin özlük hakları ile ilgili bir takım iyileştirmeler yapılmadı mı? Yapılmadı, yapıldı uzman çavuşlarla ilgili. Bunu takdir ediyoruz, yeterli değil. Bu muvazzaflık konusu tekrar ele alınmalı. Evet, ve astsubayların tazminat konusunu bilhassa gündeme getiriyorum. Ve intibakı yapılan astsubayın o intibaklarına sahip çıkmanızı bekliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hafızası diyebileceğimiz Türk ordusuna subay, astsubay yetiştiren eğitim kurumlarını kapatarak TSK'ya büyük zarar verdiniz.
Askeri liseler, harp okulları ve harp akademileri ivedilikle yeniden açılmalıdır. Kurumun hafızasını yok sayarak terörle mücadele edilemez. Bununla yetinmeyip askeri tıp alanının kendine özgü ihtiyaçları çerçevesinde askeri sağlık hizmet personeli yetiştiren GATA'yı kapattınız. Bu hususları defalarca dile getirmemize rağmen inadınızdan vazgeçmiyorsunuz. Sayın Bakan, Ege Denizi'nde bulunan 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığı 2004'ten günümüze birer ikişer Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Bu işgallere yönelik olarak net hangi adımlar atılmıştır? Yunanistan'a verilen bir nota var mıdır? ABD S-400'ü almamız nedeniyle F-35 projesinden bizi çıkardı. Çıkardığı gibi 1 milyar 400 milyon dolar ödediğimiz F-35'leri de vermiyor. Bu S-400 savunma sistemleri aktif mi yoksa hurdaya mı dönüştü? Roketli saldırılar oluyor, hava savunma sistemlerimizde bir zafiyet var mı? Sunumumuzda süreci anlatmışsınız ama 40 adet F-16 Block 70 uçağı satın alım başvurumuza net yanıtları ne oldu? Elimizdeki F-16 Block 50'lerin modernize edilmesinde geldiğimiz nokta nedir? İktidarınız süresince hava kuvvetleri envanterine giren yeni uçak yok. Yeni nesil savaş uçağı temini konusunda neler yapılmaktadır? Milli Muharip Uçak Projesi'nde ne aşamadayız? Savaş pilotu açığımız var mı? Sayın Bakan, son dönemde sanki Türk savunma sanayi AKP ile var olmuş gibi bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değildir. Bakın değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ürettiği ilk yerli topçu sistemi olan Fırtına Öbüsü 1995 yılında projelendirilmiş, ilk prototip 1997 yılında Sakarya'da üretilmiştir. Eski partiliniz Ethem Sancak'ın çayın taşı ile çayın kuşunu vurduğu Katarlılara peşkeş çekilen Arifiye'deki tank palet fabrikasında. Geçen yıl 50 milyon dolar için özelleştirilen bu fabrikadaki firma için bu firmaya Eylül 2019'dan itibaren alınan mal ve hizmetler karşılığı yaklaşık 40 milyon dolar bir ödeme yapılmıştır demiştiniz. Şu andaki durum nedir? Tosyalı ve Sancak bu işin neresinde? Altay tankını daha ne kadar bekleyeceğiz? Motor işinde, transmisyon tedarikinde neredeyiz? Daha açık bilgi istiyoruz. Ayrıca bir başka konuda bu Sadat kimdir? TSK içerisinde etkisi var mıdır? Bir de TSK mensuplarının yaşadığı sıkıntılar var. Kadrosuzluktan emekli ettiğiniz genç EYT'li albaylar mağdurlar. En verimli çağlarında emekli edilmeleri yanlış olmuştur. Derece kademe ek gösterge refakat izni olmayan sözleşmeli erlerin sorunları çözülmelidir. 7 yıllık görev süresini tamamlamış 1500 sözleşmeli er, kamuda istihdam için yönetmenin yayınlanmasını bekliyor. Bu gençlerimizden isteyenlerin uzman erbaşlığa geçişleri kolaylaştırılmalı, silah altındakilerde yaş şartı aranmamalıdır. Ek iş yaparak hayatta kalmaya çalışan çoğunluğu yaş ve sağlık sorunlarıyla uğraşan emekli binbaşılarımızın göz göre göre açlığa mahkum edilmesini içinize sindirebiliyor musunuz? Bakanlığınızda çalışan sivil memurların da sorunları var Sayın Bakan. Sağlık Bakanlığı personeline yapılan iyileştirmeler Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli sağlık personeli içinde yapılacak mı? Sizden haber bekliyorlar. Bakanlığınızda çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin teknik hizmetler sınıfına çevrilmesi ve görevde yükselme ünvan değişikliği sınavıyla kurumda kariyer edinmelerinin önü açılmalıdır. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ek 17C maddesinin yeniden yürürlüğe konularak kurumunuzda çalışan devlet memurlarına mali haklarda düzenleme yapılması konusunda bir adım atacak mısınız? TSK yan ödeme kararnamesinde üniformalı asker personele yönelik iyileştirmeler yapılmış ancak kurumda çalışan sivil memurlar düzenleme yapılırken göz ardı edilmiştir. Sivil memurlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda dahi muaf görev yaptıkları halde iş güçlüğü ve iş riski zammından yararlanamamaktadırlar. Sosyal imkanları da yok denilecek kadar azdır. Bütün bu konularda bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Tam çavuşların sivil memurluk, sağlık kıdemlerinin rütbeden sayılması, atama 3600 ek gösterge ve asubaya geçiş gibi sorunlar bulunmaktadır. Bugün itibariyle 180 bin görevde olan uzman çavuşlar, 60 bin emeklisi var, 120 bin meslekten maalesef bir şekilde ayrılıp başka mesleklere geçmişlerdir. Uzman çavuşların sınıf değişikliği imkanının acı olarak getirilmesi gerekmektedir. TSK sağlık yönetmenliği düzenlemesi hastalıklar çizelgesine uzman çavuşları da dahil edilmelidir. Uzman çavuşların doğu görev süreleri çok yüksek, neredeyse meslek hayatının
hepsini ailelerine uzak üst bölgelerde ve kışlalarda operasyonlarda geçiriyorlar. Uzman çavuşlar ordu personeli olmasına rağmen ordu evlerine yararlanamıyorlar. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Terörle mücadele sırasında yararlanıp Gazi Sayın Yanlar Derneği rakamlarına göre jandarmada 11.500, kara kuvvetlerinde 6.000, polisinde 2.500, toplamda 20.000 asker ve polis gazi sayılmıyor. Bunların sorunları çözmeyi düşünüyor musunuz Sayın Bakanım? 15 Temmuz şehitler ve gaziler için 2.600 liralık ödemeyi 4.000 liraya çıkardınız. Peki diğer şehit yakınları ve gaziler için niye bu parayı ödemiyorsunuz? Aynı şekilde 15 Temmuz sivil şehit yakınlarına kamuda 2 kişilik istihdam hakkı tanınmaktadır. Terörle eylemlerinde nedeniyle hayatını kaybetmiş diğer sivil terör mağduru aileler de aynı hakkı kendilerine talep etmektedir. Aynı acıyı yaşayan, aynı mağduriyet sahibi insanların yaşadığı bu eşsizliği giderilecek midir? Bir diğer konu da 2019 yılında yapılan düzenlemeyle yoklama kaçakları ve bakaya kalan gençlere bedelli afından sonra alınan kararlar gereği senelik 14.000 TL ceza kesilmektedir. Kesilen bu cezalar ana paraya eklendiği zaman 80.000 liraya yakın olan ücret 100.000 ile 200.000 arasını fiyatlarda bulmaktadır. Bu da insanların ödeme konusunda sıkıntı çektiği, bunların affını veya silinmesi konusunda bir şey talep etmektedir. Belli bir süre yoklama kaçağı ve bakaya kalan gençler yüksek tutarlara rağmen bedelli affından faydalandılar. Ancak bedelli affından sonra yararlanmasından sonra askeri görevi yerine getirmesine rağmen hala davalar devam etmektedir. Bu mağduriyetlerin giderilmesi dönük talepleri var. Sayın Bakan, Altay tankı seri üretim ihalesi 2018'de BMC'ye verildi. Sözleşme imzalandı. Buna göre ilk tankın 18 ay sonra teslim edilmesi gerekiyordu. Tam 4 yıl geçti. Tank nerede? Bir entem sancak vardı. Türkiye'de haksız zenginleşmenin en açık örneklerden biri tanesidir. BMC fabrikasını 2014'te dönemin parası 360 milyon dolar aldı. Yarısını bir ay sonra 300 milyon dolar Katarlara sattı. Parayı cebine koydu. Ortadan da kayboldu. Kendisine tank nerede diyen soran yok. İnşaatları neden bitmiyor diyen yok. Bir de fırtına otobüsleri nokta atışı dünyanın en iyileri, en iyi otobüslerden bir tanesi. Bütünüyle bizim ordumuzun tasarımı, üretimi tank palet fabrikasına üretilen otobüsler fabrikayla birlikte devirmedildi. Ethem Sancak bile o başka bir alan fırtına otobüsleri için ihale yapılacak demişti. Fırtına otobüsleri için ihale yapıldı mı? Şimdi otobüsler kim nasıl üretiyor? Bizim ordumuz fabrikasında askerimizin tasarladığı, işçilerimizin ürettiği fırtına otobüsleri şimdi BMC etiketiyle ordumuza mı satılacaktır? Bu işin matı nedir? Kim ne kazanıyor? Türk ordusu ne kaybediyor? Cevap istiyoruz. Teşekkür ediyor. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Yaşaroğlu. Sayın Fikret Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi grubu. Değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve emekçimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, konuşmaya başlamadan önce başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor. Terör saldırıları sonrası yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca yürüttüğü terörle mücadeleyi destekliyor. Mehmetçiğimize üstün başarılar diliyorum. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı yalanlarını terörle mücadeleyi zaafa uğratmayı amaçlayan iftira kampanyasının bir parçası olduğunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan, içinde bulunduğumuz coğrafyamız güçlü bir orduya sahip olmamızı zorunlu kılıyor. Ordumuz elbette güçlü bir ordu. Anadolu'da Türk milletinin bin yıldır varoluşunun en önemli dayanak noktasını ordumuz oluşturuyor. Sizin de bakan olarak göreviniz güçlü ordumuzu daha da güçlü hale getirmektir. Bunun da en önemli unsuru ordumuzda liyakatın esas olması ve siyasetin ordunun içine girmemesini sağlamaktır. Bakan olarak tarihe karşı en önemli görevinizin bu olduğunu da kayda geçirmek istiyorum.
Yine sunumumuzda savunma sanayimizde gelgi ve millilik oranımızın %80 civarında olduğunu söylediniz. Bu oldukça sevindirici. Gönül ister ki %100 olsun elbette ki. Fakat Sayın Bakan 2019 yılındaki bütçe görüşmesinde de yine biz burada birlikteydik. Yine bu Altay tankı konusunda aynı şeyi söylediniz. Altay tankı seri üretim için yurt dışından motor ve transmisyon tedarikine yönelik girişimlerimiz devam ediyor. Sayın Bakan inanın 3 yıldır bunu söylüyorsunuz, ben üzülüyorum. Bunu bir şekilde bitirelim artık. Bitirelim. Yani bakın 3 yıldır kayıtları da çıkarttım. Bunun artık bitmesi lazım. BMC yapacaksa yapsın, yapmayacaksa bu milleti oyalamaya hakkı yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu tanka ihtiyacı var. Bir önce bunun yapılmış olması gerekirdi. Ya burada bir zafiyetiniz var açıkçası. Bakın bunu da size söylüyorum. Yani samimiyetle ifade ediyorum. Yani inanın hep aynı şeyi söylüyorsunuz bu konuda. Lütfen buna da dikkat edin. Yine bakın sunumunuzda şöyle diyorsunuz. Birlik ve beraberliğin milletçe bizim en büyük dayanağımız ve gücümüz olduğu bilinmelidir. Haklısınız. Evet, biz zor durumlarda bir ve beraber olmayı çok iyi başaran bir milletiz. Bu noktada önemli askeri operasyonlar konusunda birlik ve beraberlik sağlamak açısından muhalefet partilerinin, hele ki ana muhalefet partisini usulüne uygun şekilde bilgilendirmeniz birlik ve beraberliğimize katkı sunmaz mı? Ben sunacağına inanıyorum. Çünkü sonuç olarak yani Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin, milletimizin birlik, beraberliği, bekası, huzur için yani bu operasyonları gerçekleştiriyor. Yani bu operasyonların üzerinde siyasi bir takım tartışmalara yol açmamak adına yani sizlerin de özellikle ana muhalefet partisi bilgilendirmenizde milletimiz adına ve tüm dünya kamuoyunda da güçlü olmamız adına oldukça olumlu neticeler vereceğine inanıyorum. Bu konuda hassasiyet göstermesi rica edeceğim. Yine bir hekim olarak askeri hastanelerin tekrar açılması konusunda da kanun teklifi vermiş olan bir hekim milletvekili olarak ifade edeceğim. Askeri hastaneler bizim için çok önemlidir. Ordumuzun çok büyük bir ihtiyacıdır. Ve bir an önce açılmasında da hayati bir önem vardır. Bu konudaki de çalışmaların bir an önce hızlandırarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Ben tekrar bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor ve Mehmetçiğimize terörle mücadelede sonsuz başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürleri, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, herkese saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, savunma gibi önemli bir alanda her şeyi maddiyatla ele alan, manevi olana değer vermeyen bir bakış uzun vadede yarardan çok zarar getiriyor. Bakın, tank palet nasıl kuruldu bir hatırlamak istiyorum ve hatırlatmak istiyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda ordumuz tank paletleriyle ilgili sorun yaşayınca halkımız el ele vererek tank palet fabrikasını kurmuştur. Nasıl mı el ele verdi? Hayırsever bir yurttaşımız tarafından tank palet fabrikası kurulması amacıyla arazisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlandı. Sakarya halkından da maddi destek toplandı. Sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bu fabrikayı büyütmüş, ordumuz için gerekli tank üretiminin can damarı haline gelmiştir. Bu kurum 1975 yılında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Süleyman Demirel iken Milli Savunma Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye'nin önemli bir askeri fabrikasıdır ve bu açıdan manevi bir öneme de sahiptir. O yüzden tank paletin peşkeş çekilmesi sadece bu halkın birikimlerinin yağmalanması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda manevi değerlerinde har vurup harman savurması anlamına geliyor. Bu açıdan tank paleti de Altay tankı üretim ihalesinde ısrarla soracağız, sormaya da devam edeceğiz. Ne acı ki artık tank palet fabrikamız elimizde değil. Elimizde olmamasına rağmen 2019'dan 2022'ye kadar BMC'ye 40 milyon dolar ödeme yaptık. Ancak Altay tankının seri üretimi yok, yatırımı yok, yeni fabrika yok. Hal böyleyken BMC'ye devri niye yaptık? Neden bütün deneyimimizi, birikimimizi devrettik diye sormayalım mı? İktidar yetkilileri de siz de konuşmanızda bu devrin nedenini ordumuzun acil tank ihtiyacı olarak açıklamıştınız. Bu mu aciliyet? Hala somut bir üretim yok. Soracağız ve takipçisi olacağız. Sayın Bakan, geçen yıl genel kuruldaki bütçe görüşmesi sırasında BMC'nin tank palet fabrikasında 6 adet fırtına obüsü ve 1 adet Altay tankı prototipi ürettiğiniz açıklamıştınız.
Altay tankı ile ilgili temel sorunun motor ve güç grubu olduğunu biliyoruz. Almanya'dan tedarik yapılamadığı için Güney Kore ile temasa geçildi. Altay tankı için motor ve güç grubu tedariki hangi aşamadadır? Onu bir izah etmek lazım. Güney Kore'nin K2 Black Panther isimli yerli tankı var. Bu tank için ilk etapta Doğusa'nın tank motoru ve Setedynebics'in transmisyonunu kullandığı, ancak uyumsuzluk nedeniyle Alman Renk firmasının transmisyonuna geçildiği belirtiliyor. Söz konusu iddia doğru mudur? Doğru ise Türkiye neden Güney Kore'nin uyumsuzluk nedeniyle kendi yerli tankında kullanmadığı motor ve güç grubunu milli tankımız Altay tankında kullanmak istiyor? Böyle bir durumun yaratacağı riskler hesap edildi mi? Seri üretim için motor ve güç grubu tedariki netleşmeden Altay tankı için neden yeni bir prototip daha yapıldı anlayamadık. Bunun gerekçesi nedir? Prototip üretiminde hangi motor ve transmisyon kullanıldı? Bu koşullar altında üretilen Altay tankı prototipi ilk tank teslimatı olarak kabul edildi mi? Bu konulara açıklık getirmenizi istiyorum. Sayın Bakan, Sayıştay'ın 2021 raporunda önemli bir tespit var. Sayıştay, askeri fabrikalar genel müdürlüğüne ve tersaneler genel müdürlüğüne bağlı birimlerdeki işçilerin memurlar için ayrılan kadroya ilişkin işlerde çalıştırıldığını tespit etmiş. Örneğin branşı elektronikçi olan işçinin Muhtemet, branşları tank makinisti, silahçı, kaynakçı, sualtı olan işçilerin veri hazırlama kontrol işletmeni gibi işçilerin memurlar için ayrılan kadrolara ilişkin işlerde çalıştıkları görülmüştür. Bu minvalde askeri fabrikalar genel müdürlüğüne bağlı birimlerde toplamda 3271 memur kadrosunun 1311'inde memur, 504'ünde işçi, yine aynı şekilde tersaneler genel müdürlüğüne bağlı birimlerde toplamda 1077 memur kadrosunun 499'unda memur, 145'inde ise işçi olmak üzere toplam 649 işçinin alınan mevzuat hükümlerine aykırı olarak memurlar için tahsis edilen kadrolara ilişkin işlerde çalıştığı tespit edilmiştir. Memurlar için kadro istihdam ihdas edilmiş kamu hizmetlerinde 657 sayılı kanuna göre kadro niteliklerini taşımayan işçilerin çalıştırılmaması uygunken neden böyle bir uygulama yapıldı? İşçi personelin görevlendirildiği memur kadrolarına atama yapmayı düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, şehit yakınlarının ve gazilerin hakları anayasayla güvence altına alınmıştır. Şehit yakınları ve gazilerimiz önemli sorunlarla boğuşmaktadırlar. Bu sorunları gidermeye yönelik politikaları hayata geçirmek sosyal devlet olmanın gereğidir. Bu amaçla Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun acilen kurulması lazım. Neden yüksek kurul? Çünkü devletin içinde bağımsız bir kurum olmalıdır. Bu kurum şehit yakınları ve gaziler için gündelik siyasete konu olmayacak şekilde uzun erimli çözümler üretmelidir. Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık var. Bu ayrımcılığı ortadan kaldıracak politikaların üretilmesi lazım. Ayrımcılık yaparsanız toplumu bölersiniz, ayrıştırır, kutuplaştırırsınız. Yüksek kurul bu konuda da inisiyatif geliştirmelidir. Sayın Bakan, 15 Temmuz şehitlerimiz ile terörle mücadele kanunu kapsamındaki şehitler arasında niye ayrım var? 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yapılan düzenleme ile şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne babadan kardeşlerin tamamı askerlikten muaf olabiliyor. Ancak terörle mücadele kanunu kapsamında şehit olanların kendilerinden olma çocukların tamamı ile aynı anne babadan olma kardeşlerinden sadece birinin askerlikte muafiyet hakkı var. Bu ayrım neden yapılıyor? Daha bitmedi. Sayın Bakan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehit olanları tanınan haklar 18 başlıkta yayımlanmış vaziyette. Burada. Sormak istiyorum. Bu hakların kaçı diğer şehit yakınlarına tanınmıştır? Önemli bir konuda Kıbrıs gaziler arasında şeref aylığı konusundaki farklılıklar. Örneğin iki gaziden biri memurluk yapmış, diğeri tarlada çalışmış. Memurluk yapan primini ödemiş, emekli olmuş, 2000 lira civarı aylık alırken hiç prim yatırmayan tarlada çalışan ise iki katı civarında şeref aylığı alıyor. İster prim yatırarak herhangi bir yerden emekli olsun, ister serbest çalışsın,
Gazilerin şeref aylığının standarda bağlanması ve artırılması şeklinde Kıbrıs gazilerimizin talebi var. Bu noktada bazıları sizin bakanlığınızın alanına girmese de sizin girişimlerde bulunmanız gereken şu soruları da kayda geçirmek istiyorum. 1. Mağlul gazilerimizin ortez, protez, tekerlekli sandalye ve özel hastanelerde tedavilerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yaşanan sıkıntıları gidermek için bir çalışmanız var mı? 2. Şehit ailelerimize ve mağlul gazilerimize ödenen şehitlik ve mağlulluk maaşları yoksulluk sınırının altındadır. Bu konu ile bir çalışmanız var mı? 3. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin kendilerine yakışır bir hayat seviyesi sağlamak için çalışmanız var mı? Şehit ve mağlul gazi çocukları eğitim konusunda birçok sorunlarla boğuşmaktadırlar. Bu konuda çalışmanız var mı? Şehit ve mağlul gazi çocukların tamamına istihdam hakkı verilmesi konusunda bir çalışmanız var mı? Araç alımında ÖTV muafiyeti hakkının engellilik durumları dikkate alınarak alınmadan tüm gaziler ve şehit yakınları için sağlanması yönünde bir çalışmanız var mı? Araç alımında ÖTV muafiyeti hakkı 2022 yılı için 450.500 TL üzerindeki araçlarda geçerli değildir. Günümüz ekonomik koşullarında 450.000 TL'ye alınabilecek sıfır araç neredeyse hiç kalmamış. Dolayısıyla bu haktan faydalanmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. 450.000 sınırının artırılması hakkında bir girişiminiz var mı? Sayın Bakan, emekli astsubaylarının ve halen çalışmakta olan astsubaylarımızın maddi ve manevi olarak haklarının verilmesi, halen çalışmakta olan astsubayların da moral ve motivasyonunu artıracaktır. Bu açıdan astsubaylara görev ve makam tazminatı verilmesi, birinci derecenin dördüncü kademesini alan astsubayların emekliliklerine de yansıyacak şekilde 4800 ek göstergesinin verilmesi, sınıf okullarında 18 yaş altında geçen sürelerin fiili hizmetlerin sayılması, adi mağlul ve vazife mağlul emekli astsubayların maddi durumlarının iyileştirilmesi, sosyal tesislerin tamamının subay ve astsubaylarca müşterek olarak kullanılması hususlarında hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bütçeniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Milli Savunma Bakanlığı'nın değerli bürokratları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanları, büyük saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle ve terör örgütleriyle yaptığı mücadeleyi desteklediğimizi açıkça ifade ediyorum. Ayrıca terörle mücadelenin bir meşru hareket olduğunu bir kere daha buradan söylüyorum. Ve terörle mücadelede Mehmetçiklerimize bütün başarılar diliyor. Ayaklarına Allah taş değirmesin diyorum sözlerimin başında. Değerli arkadaşlar, Pençek Kılıç Harekatı'nda ben işin olarak PKK-YPG terör örgütü tarafından Karkamış, Kilis ve Öncük-Narkis bölgelerinde yönelik hain saldırıların hangi silahlarla yapıldığını Sayın Bakan tarafından açıklanmasını istiyorum. Yani buna ilişkin bir tespitiniz var mıdır? Karşı taraftan yapılan saldırılar. Bunun dışında bu saldırı yapılmadan önce veya bu mücadeleden önce Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı'na bizim tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ABD kendi vatandaşlarına o bölgelerde gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılar yapılmıştır. Bizim bu konuda geri bölgesi emniyet planı konusunda 20-30 metrelik sınır hattındaki iç bölgelerde alınmış herhangi bir tedbir var mıdır, yok mudur? Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri olarak veya Milli Savunma Bakanlığı olarak vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bu konudaki hatta herhangi bir saldırının olmaması veya mağduriyetin olmaması açısından herhangi bir önlem aldınız mı diye. Bunun dışında bu saldırının önlenmesi anlamında üstün teknolojik imkan ve kabiliyetler dikkate alınarak önleyici savunma tedbirleri alınamaz mıydı? Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı olarak bir özelleştirme yapıyor musunuz diye. Bu Taksim saldırganının vermiş olduğu şeyi dikkatle dinledim Sayın Bakan, yapmış olduğu sunumu. Bu sunumun 6. sayfasında hudut namustur diye çok açık bir şekilde belirtiyorsunuz. Ama buna ilişkin olarak Taksim saldırganının Türkiye'ye hangi noktadan geldiği, ilk başta Afrin dediniz, sonra Münbüş dedi İçişleri Bakanı. Bu konuda bir tereddüt var, güvenlik zafiyeti olduğu konusunda, sınırlardan bir problem olduğu konusunda bir kaygımız yok mu? Bu terörist Türkiye'ye nasıl gelmiştir, 3-4 ay boyunca nasıl kalmıştır? Veya o saldırı yapmadan evvel Taksim bölgesinde ne şekilde şeyler yapmıştır, bir takım tatbikatlar yapmıştır. Yine sunumumuzun 10. sayfasına baktım. Terörle mücadelede kendinize milat olarak 24 Temmuz 2015'i almışsınız. 24 Temmuz 2015'i alınca ben de inceledim nedendir diye. Muhtemelen sizin Genelkurmay Başkanı olduğunuz tarihtir. Herhalde o tarih değil mi veya ben mi yanlış anladım?
Ama Türkiye'nin terörle mücadelesi, o tarihi açıklarsanız neden 24 Temmuz 2015 diye, muhtemelen sizden önceki Genelkurmay Başkanı rahatsızlık nedeniyle çekildiği için Ağustos şurasından eve de olabilir, açıklarsanız belki eksik biliyor olabilirim, o anlamda diyorum. Ama buna ilişkin sizin bu konudaki daha önceki Genelkurmay Başkanlarını veya kuvvet komutanlarını yaptığı mücadele bu mücadeleye dahil değil midir? Yani neden 2015? Biz PKK ile 2015'ten beri bir mücadele ediyoruz. Yani buna ilişkin bir açıklama yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Eğer öyle bir milat alınmışsa 2015'ten bu tarafa doğru özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terörle, FETÖ ile iltisaklı olan paşaların yaştaki tevhirleri konusunda bir sorunumuz olduğunu düşünmüyor musunuz? Yani bir eksik yapmadınız mı? Bu konuda bir eksiklik yok mudur? Bunları özellikle sizlere sormak istiyorum. Bunun dışında profesyonel orduya geçiş anlamında sürem çok fazla yeterli değil ama buna ilişkin problemler var. Özellikle bakın spesifik bir olay olması açısından paylaşmak istiyorum. 3 Şubat 2022'de Eskişehir Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Piyader Tarık Tarcan kendisine 20 gün kala PKK ve teröristlerin Şırnak Cizre ilçesinde Yakacı Karakolu'na düzenlediği hava saldırısında şehit olmuştur. Biz ne diyorduk profesyonel orduya geçişle ilişkin olarak? İşte gerekli tecrübesi olanları yükümlü askerleri herhangi bir şekilde karakollara vermeyeceğiz diyorduk. Bu Tarık Tarcan'ın şehit olmasıyla ilişkin olarak karakolda görevlendirmesiyle alakalı Milli Savunma Bakanlığı'nın bir ihmali var mıdır yok mudur? O çocuğumuz 6 ay gerekli eğitim almadan o çocuğu oraya niye gönderdik? Bu konuda uzman Erva Erbaşlar neden görevlendirmemiştir bu karakolda? Bu uzman Erva Erbaşlar amacının dışında görevlendirme yapılıyor mu? Yani şehirlerde karakollarda görevlendirme yapılmadan başka bir yerde görevlendirme yapılıyor mu? Bu konuda bir eksiklik var mıdır yok mudur? Bunları özellikle sormak istiyorum. Bunun dışında bakın şeyle ilişkin olarak Gara bölgesiyle ilişkin olarak Gara bölgesinde yapılan operasyonlarda 3 askerimizi şehit verdi. Burada biliyorsunuz 13 Mayıs vatan evladımız da ne yazık ki operasyonu gerçekleştirmeden şehit oldular. Bu operasyondan sonra bu açıklamaları siz yapmadınız, Genelkurmay Başkanı'na yaptırdınız. Biz daha önce burada görüşmeleri yapıyorken diyorduk ki Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini neden uzatıyoruz diye terörle mücadeledeki üstün gücü dediniz. Şimdi biz bu açıklamaları başarısız olunca Genelkurmay Başkanı'na, başarılı olunca siz mi yapıyorsunuz? Böyle bir yol ayrımı var mıdır? Bu konuda sizlerden bir yanıt bekliyoruz. Bu Hatay Valisi'nin yapmış olduğu açıklamada da ortaya çıktı. O zaman da biz 33 şehidimizi verdik. Sürem yetmedi herhalde. Geri kalanlarını size genel kurulda soracağım diyor. Yüce Eğitim saygıyla selam diyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesine görüşüyoruz. Milli savunma konusu, milli güvenlik konusu ülkenin en önemli konularından biridir. Ve devletleri var kılan ana sebeplerden biridir. Bu bakımdan önemli bir bütçeyi görüşüyoruz. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki her konunun zaman zaman toplumda tartışılmaksızın kabule bağlanan bir paradigması oluşmaktadır. Aslında karar vericiler, yani devleti temsil eden kurumlar ve kişiler, özellikle de siyasetçiler, oluşmuş olan bu paradigmayı zaman zaman sorgulamalı ve bu paradigmanın doğru olup olmadığını gözden geçirmelidir. Ama maalesef bunu ben Türkiye'de çocukluk yıllarımdan beri izliyorum. Bir türlü değiştiremediğimizi, hatta karar vericilerin bile bunu sorgulayan analizlere girmediğini görüyorum. Böyle bir tutum, böyle bir davranış, konuşma tarzlarımızı rutin hale getirdiği gibi çözüm yollarımız da statik ve eskinin yanlışlarıyla sürdürmeye yönlendirmektedir. Bence bu nokta önemlidir. Hepimizin gözden geçirmesi ve tekrar değerlendirmesi gereken şey bu milli güvenlikle bağlantılı olarak Türkiye'de oluşmuş olan, var olan ve sürdürülen paradigmadır. Bakış tarzıdır. Bunu bence
dikkate almak zorundayız. Bakın muhalefetin konuştukları iktidarın ve hükümetin hiç kulağına girmiyor. Sürekli olarak itham eden ve sanki cephede bulunan bir komutanın eratını muharebe öncesi coşturmak için söylediği sözlere, cümlelere benzeyen kavramlarla, üsluplarla konuları burada tartışıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu doğru bir yol değildir. Daha sakin olmamız lazım. Nasıl sakin olmamız lazım? Tartıştığımız konular gerçekten hassastır. Duygulanabiliriz ama duygularımızı gönlümüzde mezar açıp içimize gömmeyi ve bu ülkenin geleceği nasıl olacak diye aklımızla, mantığımızla sabırlı bir şekilde davranmaya mecburuz. Bakın daha önce de çok değişik şeyler oldu. Dün Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde konuştum ama şimdi elime mahkeme kararını alınca bazı şeyleri eksik konuştuğumu anladığım için burada tekrar etmeye ihtiyaç duyuyorum. 2009 yılında söylediğim sözlerden dolayı Sayın o dönemdeki başbakan hakkında dava açtı. Halbuki çok ciddi bir konuda uyarmıştı. İktidar sahiplerinin görevi muhalefeti susturmak olamaz. Söylediklerinden alacağı dersler varsa onu çözümlemeye çalışmalıdır. Bakın ne söyledim de $20,000 o günün parasıyla 2009'da dava açtı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı eleştirmiştim. Bu kurumun neler yaptığını buradaki arkadaşların çoğu bilir. Demişim ki başbakan dinliyor herkesi. Dinleyeni dinlerler. Eğer Sayın Başbakan dinliyorsan seni de dinlerler. Dinlettirdiklerin seninle ilgili arşivleri günü gelince önüne koyar. Bunu söylüyorum. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na kanunda yetki verildi. Bu yetki nedir? Birincisi dinleyen kurumları da dinleme ve izleme yetkisi. Yani yasal dinleme yapma yetkisine sahip kurumları da dinleme ve izleme yetkisi alan bir kurum oluşturuldu. İkincisi, bu kurum doğrudan doğruya başbakanın özel kurumu gibi kuruldu. Yani başbakanın özel kalem müdürlüğü çok özeldir ya, o derecede başbakana bağlı özel bir kurum olarak kuruldu. Başkanlığı başbakan atar, bu derecede özel. Başbakanın beni dinlettiğine inanıyorum. Demişim bir televizyon programında ve bir başka yerde de şunları söylemişim dava konusu. Türkiye'de birilerinin tüm halkı dinlediğini ama dinleme yetkisi olan jandarma, MİT ve emniyetin de Türk Telekomünikasyon Başkanlığı'nca dinlenebildiğini bu kurum odacısından başbakanına kadar başbakana bağlı özel kişilerden oluştuğunu Türkiye'de birileri sürekli olarak herkesi dinliyor dediğimi ifade ederek dava açmış. 20.000 lira. Sonunda o dönemde bağımsız karar verebilen hakimler vardı. Mahkeme kararında davalının da davacının da siyasi kişiliklere sahip olması nedeniyle başbakanın uyguladığı politika ve eylemleri nedeniyle sert nitelikte eleştirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Sonra başbakan bunu temize götürdü, Yargıtay'a.
Yargıtay'da oy birliğiyle bu davayı reddetti. Bu niye önemli biliyor musunuz? Şunun için önemli. Bu kurum, burada anlattığım telekomünikasyon iletişim başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, Başbakanlığı, dış işlerini, dış misyonları ve bağlantılarını, Genelkurmay Başkanlığı'na ait hatları hepsini yurt dışında olan bir IP adresine göndermekte iken bunlar hepsi tespit edildi. Sonunda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında televizyondan izliyorum, Sayın Başbakan diyor ki fitnenin başı bu telekomünikasyon iletişim başkanlığıymış. Burayı kapatacağım diyor. Ve kapatıyor. 2016'da. Kapatmakla bitmiyor. Binanın öyle bir kablo ve ağ hattı var ki bu kabloların tamamını temizleyebilmek için binanın altını, üstünü, içini, her tarafını aylarca didik didik kabloları söküyorlar. Binayı delik deşik ediyorlar. Ya kardeşim, ben hepsini size söylemişim. Bunun tehlikeli bir kurum olduğunu, böyle bir yapılanmanın yanlış olduğunu, ama söz dinlenmemiş. Keşke o davayı kaybetseydim. Keşke o 20 bin lirayı ödeseydim. Ve her gün size bunu gelip burada söyleseydim. Şimdi değerli arkadaşlar. Son 20 saniyeniz. Herhalde biraz müsaadeniz olur Sayın Başkanım. Şimdi değerli arkadaşlar. Bu ülkenin önemli fay hatları vardır. Bunları böyle duygusal coşkuyla belirttiğim gibi cephedeki komutanın askerini coşturması için söylediği sözlerle, kelimelerle burada tartışmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Bazı konular vardır. İçimizi mezar yaparız ve içimize gömeriz. Ama aklımızla, fikrimizle olan sorunu nasıl çözeceğimize bakarız. Bunun için çaba harcamamız gerekir diye düşünüyorum. Ve bakın, vaktim olsaydı bir olay da anlatacaktım. Başka bir vesile inşallah. Vaktiniz geçti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Siz bazen iktidara toleranslı oluyorsunuz. Belki bana da olursunuz. Bugün herkes böyle suçlu. Hayır. Yardımcıları, değerli bürokratlar, değerli komutanlar. Ben de öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önce benden önceki bazı konuşmacı arkadaşlarımızın yapmış olduğu konuşmalara çok kısa cevap vererek konuşmama geçmek istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki geçtiğimiz hafta içerisinde Azerbaycan'la ilgili yapılmış olan tezkere oylamasına Cumhuriyet Halk Partisi grubu katılmış ve eksiksiz bir şekilde evet oyu vererek destek kararı almıştır. Bu konuda farklı beyanda bulunan arkadaşlarımızın kasıtlı bu ifadeyi kullandığını buradan ifade etmek isterim. Suriye ile ilgili yapılmış olan tezkereye gelinceye kadar hükümetin getirmiş olduğu 6 tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi yine destek vererek 6 kere evet oyu kullanmıştır. Değişik kerelerde gelen tezkerelere. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimizin yapmış olduğu açıklamayla da tezkerelerde gereklilik, yerindelik yönünden yapılan değerlendirmelere göre karar verildiği ifade edilmiştir. Son tezkerede de ülkemize gelecek olan yabancı askerlerin bulunması, yabancı asker gelebilme ihtimalinin önünün açıldığı bu tezkere oylamasına hangi yabancı askerler gelecek, niye bu yabancı askerler gelecek konusundaki çekincelerimiz nedeniyle farklı oy kullanılmıştır. Bunu ifade etmek istiyorum. Kaldı ki 1 Mart tezkeresinde de yine Cumhuriyet Halk Partisi Türk topraklarının yabancı postallar tarafından çiğnenmesine karşı mücadele vermiş ve 1 Mart tezkeresiyle de aynı benzer bir girişimin reddini sağlamıştır. Sayın Bakan, bugünkü konuşmamız sadece sizin kitapçığınızda bazı yapmış olduğunuz değerlendirmeler üzerinden yapmayı
düşündüm. Buradan yola çıkarak da 9. sayfada sınırlarımızla ilgili bir değerlendirmeniz var. Şöyle devam ediyor. Milli bir mesele olan hudut güvenliği maalesef zaman zaman tartışma konusu yapılmakta. Resmi açıklamalar ve yapılan bilgilendirmeler dikkate alınmadan gerçek dışı, abartılı ve yanıltıcı bazı sözler ortaya atılmaktadır. Mehmetçik her türlü arazi ve hava koşullarında 8,5 metre kar, -39 derece veya 44 derece artı büyük bir kahramanlık ve fedakarlık yapmaktadır. Beklentimiz sadece ve sadece Mehmetçiğimizin emeğine saygı gösterilmesidir dediniz. Sayın Bakan, ben de aynı koşullarda askerlik yapmış, asteğmen olarak Suriye sınırında 11 ay süreyle aynı sizin bu bahsettiğiniz koşullar içerisinde görev yapmış bir kişiyim. Öncelikle onu söylemek isterim. Bu koşulların ne kadar zor olduğunu en iyi bilen 11 ay o sınırda, Suriye sınırında asteğmen olarak, tim komutanı olarak görev yapmış birisi olarak gerçekten Mehmetçiğin hakkına saygı göstermesi gerektiğini en çok savunan kişilerden biri olduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Hem de tarih 1991-92, siz o tarihler ne demek olduğunu en iyi bilenlerdensiniz. Peki soruyorum ben burada hem değerli komutanlarımıza hem de size. Mehmetçik bu kadar zorlu koşullar altında hizmet yaparken, Mehmetçik'in bu yapmış olduğu hizmetine saygı göstermek gerekirken, peki sınırlarımız yol geçen hanına neden çevrildi de bugün yaklaşık olarak Türkiye'de elini kolunu sallayarak gelen Suriyeliler, Afganlar, diğer bütün yabancılarla beraber bugün Türkiye'de 5,5-6 milyon civarında bir yabancı Türkiye'de cirit atmaktadır. Ben de işte bu davranışın esas Mehmetçiğin emeğine saygısızlık olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü ben biliyorum ki gerçekten Mehmetçik o sınır boylarından bir tane teröristi geçirmemek için gece gündüz orada nöbet tutar ve o terör örgütlerinden bir tane teröristin ben kolay kolay geçtiğine şahit olmadım, tanıklık yapmadım. Ama nereden geçti? Sınır kapılarında, işte iktidarımız tarafından açılan o kapılardan bugün elini kolunu sallayarak geçen, çoğunluğunda ne olduğunu bilmediğimiz şahıslar Türkiye'de cirit atıyor Sayın Bakan. Mehmetçiğe eğer bir saygısızlık yapılıyorsa, emeğine saygısızlık yapılıyorsa işte burada yapılıyor Sayın Bakan. Yine devam ediyorum. Sayın Bakan, 19 Kasım'da başlatılan ve Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekatı terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük kapsamlı ve etkili hava harekatında ben de Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde burada Dışişleri Bakanı vardı. Dışişleri Bakanı'nın vermiş olduğu bilgiye göre biraz önce bahsettiğim Suriyelilerden 560 bini İblit'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin evlerine, topraklarına gönüllü gönderildiğine dair bir ifadede bulundunuz. Dışişleri Bakanı ise sadece 530 bin Suriyelinin ülkelerine geri gönderildiğine dair bir ifadede bulundu. Yani hem sayı farklılığı var ve özellikle de 1 milyondan fazla Suriyeli derken Dışişleri Bakanlığı'yla sizin aranızda gerçekten olağanüstü bir sayısal anlamda farklılıklar ve çelişkiler olduğunda ifade etmek isterim. Çünkü Dışişleri Bakanı İplit diye herhangi bir ayrım yapmadı. Toplam vermiş olduğu sayıda 530 bindi. Yine Sayın Bakan, şunu söylemek istiyorum. Türk ordusu geçtiğimiz süreç içerisinde çok önemli harekatlar yaptı. Ve biz de bu harekatların hepsini Türk milletinin bir ferdi olarak, ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını savunan kişiler olarak biz de bunları canı gönülden destekledik ve bir askerimizin dahi zarar görmeden geriye ülkemize, ailesine kavuşması için biz de duacı olduk. Önce onu ifade etmek isterim. İşte Fırat Kalkanı Harekatı, İblit Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Planı Harekatı gibi isimlerle bunlar adlandırıldı.
Şimdi bunların bir anlamı var Sayın Bakan. Yani oraya Mehmetçiğimiz işte bir sizin ifadenize göre de bir barış harekatı anlamında operasyonlar gerçekleştirdi ve burada da hatta şehitlerimiz ve gazilerimiz de oldu. Şimdi sunum kitapçığınızın 31. sayfasında şöyle bir cümle var Sayın Bakan. FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı. Bu nedir Sayın Bakan? Bizim oraya giden askerlerimiz Dünya Kupası'nda hangi harekatı gerçekleştirmeye gitti? Operasyon mu var? Yani deseniz ki ya bizim askerimiz de Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamaya gitti deseniz anlarım. Yani şimdi buraya Dünya Kupası Kalkanı Harekatı diye bir ibareyi nasıl yazarsınız Sayın Bakan? Ya bu Mehmetçiğe hakarettir. Veya biraz önceki saydığım gerçek anlamda yapılmış harekate saygısızlık. Sayın Bakan yani böyle bir harekat olabilir mi? Dünya Kupası'nda koruma amaçlı Türk ordusundan efendim işte 238 personel gitmiş. Polisin de görevlendirildiği meclisten alınan kararlar oldu. Ama bunun adı güvenlik amaçlı mı, harekat mı ya? Savaşa mı gitti Türk ordusu Dünya Kupası'na? Bu nasıl bir cümle Sayın Bakan? Bunu kim yazdı buraya? Sayın Bakan bunun adı harekat olamaz. Harekat bir orduda savaşı temsil eder. Yani böyle bir cümle olabilir mi? Yani bu cümlenizi ben doğru görmediğimi ve askerimize gerçekten bir artık gerisini söylemek istemiyorum. Çünkü bu ordu bizim ordumuzdur. Böyle bir cümleyle Türk ordusunun Katar'da Dünya Kupası'na gitmişsiniz. Neyse ben devam ediyorum. Şimdi İsviçre ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı değiliz cümleniz var. Şimdi bu konuda bir kafa karışıklığı olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk açıklamasında karşı olduğunuza dair açık cümle vardı. Şimdi devam ediyorum. 44. sayfada şöyle bir cümle var. Cin şişeden çıktı. En kısa zamanda kendi uçağımızla, tankımızla yapacağızla başlıyor. Ve diyorsunuz ki fikri ve sanayi hakları bakanlığımızda olan ve yalnızca işletme hakkı olan 25 yılına devredilen 1. ana bakım fabrika müdürlüğünde imalat, bakım, onarım ve yenileşme işlemleri devam etmektedir. Yani buraya Sakarya Tank Palet Fabrikası ismini dahi yazamamışsınız bakın. Yine yani 1. ana bakım fabrikasının müdürlüğünün Sakarya Tank Palet Fabrikası olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Ve burada hala tank yapacağınıza dair ibareler var. Tankın yapılamadığını bugüne kadar bu fabrika ne durumda olduğunu değerli milletvekili arkadaşlarımız burada izah ettiler. Son cümlem şu: denizde, havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve değerli asker ve polisimizi, jandarmamızın görevlerini kazasız, belasız, hayırlı, başarılı bir şekilde görev yapmasını biz de temenni ediyoruz. Onlar bizim polisimiz, askerimiz, jandarmamızdır. Hepsinin başarılı olmasını biz de bekliyoruz. Bakanlık bütçenizin de hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük düsturu yurtta sulh, cihanda sulhtur ve tam bağımsız Türkiye'dir. Çok teşekkür ederim.